Şimdi benim babam Ali Çoban. Ali Çoban'dan ziyade Koç Ali olarak veya Ali Koç olarak çevresinde bilinen bir adamdı. Küçüklüğünde çobanlık yapmış. O arada Yunanlar Türkiye'yi işgal etmişler. İşgal sırasında 16-17 yaşlarındaymış. Ve onlarla beraber 3 sene beraberlikleri var. Eşmenin Güllübağ köyü civarında yaşıyorlarmış. Çadırda yaşıyorlarmış. Hayvanları, keçileri, develeri, koyunları varmış. Babamın abisi, benim amcam rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. O genç yaşta vefat etmiş. Öldükten sonra babam Ali Çoban tek kalmış. Koçum koçum derken adı Ali Koç olarak kalmış. Yunanlarla beraber yaşarken rahmetli babaannem varmış. Babaannem ben hatırlamıyorum. Ben 1,5 yaşındayken vefat etmiş babaannem. İsmi Hatice'ydi. Hatice'ymiş. Yunanlar Türkiye'de dururken bazı gruplar, askerden birkaç kişi grup geriye Yunanistan'a kaçmak istemişler. Orduyu terk edip, savaşı terk edip geriye kaçmak istemişler. Babamı keçi güderken yakalamışlar. Gel demişler, bize yol göstereceksin. Bize kılavuzluk yapacaksın. 18 yaşlarında mıymış o zaman? 17-18 yaşlarındaymış. Ve bütün eşyalarını babamın sırtına, kaputuna, bilmem torbalarını yüklemişler. Akşama kadar Eşmer civarında Yeleğen kasabası var. Oranın yüksek bir tepesine kadar götürmüşler. Orada babama demişler ki sen buraya kadar bilirsin, buradan ilerisini daha bilemezsin demişler. Orada başka bir çoban yakalamışlar. Onu çoban kaçmak istemiş falan, ona ateş etmişler. Adam yakalanmış. Bütün eşyalarını ona yüklemişler. Babama demişler sen gidebilirsin evine demişler. Babam daha önce yolda giderken onların sırtına yüklediği kaput diyorum paltoyu cebini yoklamış. Cebinde bir tabanca varmış. Tabancayı almış ve cebine koymuş. Sen izin vermişler, sen gidebilirsin deyince az bir mesafe uzaklaştıktan sonra Yunanlı askerler tabancanın yokluğunu hissetmişler, farkına varmışlar. Bu demişler casus bize ateş edecek. Arkasından ateş etmişler. Babam kendini bir dere içerisinde, çalılık bir yere atmış kendini. Gece karanlıkta aramışlar, taramışlar, bulamamışlar. Babam ayağı bacağından vurulmuş. Fakat hiç acıyı hissetmemiş. Olayın Yunanlardan sıcaklığından. sıcaklığına. Allah'tan kemiğe denk gelmemiş, etten geçmiş, dizinin et kısmından geçmiş. Bir süre aradıktan sonra askerler bulamayacağız diye bırakmışlar gitmişler. Oradan onların gittiğinden emin olduktan sonra kalkmış ve yolda yürürken ayağında cizme varmış. Cizmeyi içinde su olduğunu hissetmiş. Acaba demiş yattığım yerde su mu vardı diye cizmeyi ayağından çıkarmış, dökmüş suyu, kan akmış tabii, farkına varmış.
başındaki sargısını, örtüsünü neyse onu çıkarmış, bacağına sarmış, o vaziyette yoluna devam etmiş. Ancak sabahleyin eve ulaşabilmiş. Eve ulaşınca amcam o zaman sağmış, Yunanlar oradayken. Amcam onu hemen bir oğlak kesmiş. Oğlağın derisini babamın bacağına sarmış, onu tedavi amaçlı. Önce kurşun kalmış mı kalmamış mı diye bir bakmış. Sarmış, o şekilde iyileşmiş. Hmm. Yunan'da ondan sonra zaten fazla kalmamış. Bir süre sonra Yunan kaçmak, Türkiye'yi terk etmek zorunda kalınca, Atatürk bastırınca oradaki askerler bütün hayvanlarını, develerini, bilmem keçilerini, koyunlarını gasp etmişler. Sürmüşler, önlerine katmışlar, götürmüşler. Bunlar hiçbir şey kalmamak şartıyla tükenmişler, kalmışlar. Ve hayvanlara Demirci Gördes civarına kadar getirmişler eşmeden. Tabii orada Atatürk'ün askerler, bizim askerlerimiz yetişince hayvanları bırakmak zorunda kalmışlar. Bırakmışlar, kalmışlar. Bir süre sonra haber gelmiş, işte hayvanlarınızı gelin götürün. Artık komşular falan hep beraber gitmişler, birbirine şahit olmuşlar. Şunlar senindir, bunlar benimdir falan. Bir miktarını bulabilmişler, bir miktarını bulamamışlar falan. O şekilde ve İstiklal Savaşı da sona ermiş. Ve daha önce bir kısmını söylemeyi unuttum. Yunanlılar varken gene babamın birkaç devesini almışlar ve babam da dahil, komşuları da dahil. İzmir tarafından gelen un çuvallarını yüklemişler ve Sakarya'ya göndermişler oradan. Develerle un taşıyarak Sakarya'ya gitmişler. Sakarya'da develer de orada kalmış. Oradan kaçmışlar, gidin demişler, siz demişler. O şekilde develerin bir kısmı orada kalmış, bir kısmını yemişler. Oradan da zayiatlar. Hiçbir şey kalmamış. Böylece İstiklal Savaşı sona ermiş. Şey, o dedenin gözüne gelen olay nasıldı? O nerede oluyor? Ve İstiklal Savaşı bittikten sonra hemen arkasında, akabinde askere gitmiş baba. Askerde Mersin'de. Ben de çekeyim, ben de. Mersin'de askerlik yapıyormuş. Hep çekseni fotoğrafı bulmuş. Araba yok, trenle gitmiş oraya. Hep operasyonla falan. Ben çektim bunu. Yaya olarak gidiyorlarmış. Önce ben çektim. Diyarbakır'da önce ben çektim. İsyan olduğunu önce ben çektim. Orada. Önce ben çektim. Yaya olarak operasyona gitmişler. Ve operasyona katılmışlar. Orada önce ben diyorum. Karşıdan isyancılar tek tek ateş ediyorlarmış. Komutanlara yat emri varmış. Çünkü ateşe yaklaşıyorlarmış. Yat emri varmış. Yatınca bir taşın dibine yatmış. Taşa gelen bir mermi parçalanmış. Bir parçası da babamın sol gözüne isabet etmiş. Oradan babamı hastaneye kaldırmışlar. Adana'ya hastaneye kaldırmışlar. Hastanede doktorlar o gözünü çıkarmak istemişler. Komutanı doktora sormuş. Öbür gözüne zararlı olur mu demiş. Çıkarmasak demiş. Hastanede olmaz demişler ama bu göz görmez demişler. Hı hı. Görmese de yerinde dursun demiş o zaman komutanı. Çıkarmayın demiş, izin vermemiş. Babamın bir gözü, sol gözü çok az görüyordu böyle. Hı hı.
bir karaltı şeklinde görüyordu insanları. Sağ gözü normal. Sağ gözü normaldi. O hiç kimse bilmiyordu onun gözünü görmediğini. Yani gözü normal gibiydi ama evet. Az görüyordu, çok az görüyordu. O 80'lerde bir ameliyat oldu. O katarak ameliyat oldu. Ondan sonra o gözünü o şekilde olunca oyuncak varmış burada, gel. O arada onun alay komutanı oğlu ata binerken attan düşmüş. Oğlunun bacağı kırılmış. Evet. Askerlere sormuş. Kırıkçı çıkıkçı var mı içinizde falan. Hastaneye götürmüş önce. Hastanede işte demişler bir iki ay alçıda kalır. Sonra alçıyı çıkarız demişler. Ona razı olmamış. Kırıkçı çıkıkçı aramaya çıkmış. Askerlere sormuş. Aranızda tanıdığınız askerlerden kırıktan çıkıktan anlayan var mı? Arkadaşım birisi söylemiş işte bizim demişler. Arkadaşım Ali Çoban var. Kırıktan çıktıktan anlıyor. Babamı çağırmış. Bak demiş bu çocuğun ayağı kırık. Evet. Bunu iyi edebilir misin? İyileştiririm demiş. O zaman demiş hasta senin demiş. İyileştir demiş. Ve onun başına görevlendirmiş. Evet. Sarmış falan. İhtiyaçlarını tabii söylemiş. Ne lazımsa. Malzemelerini. 27 günde diyor. Ayağa kalktı. Delikle yürümeye başladı diyor. Ondan sonra işte 40 güne falan önce değneği de bırakmış, iyileşmiş tamamen. O albay hiç bırakmamış. Askerliği ise 3 sene askerlik yapmış. Yanından hiç bırakmamış. Evet. Eskiden Emir Ali vardı askerde. Emir Ali gibi. İstanbulluymuş komutanı. İstanbul'a götürmüş, gezdirmiş. İzin süresince